Sevgili iPhone'da izleyicilerim, bugün karşınızda nicedir üstünde uğraştığım, hatta o nedir dediğiniz Apogee Duet incelemesiyle bulunuyorum. İşte karşınızda Apogee Duet. Ramazan, hücum borusunu unuttum. Nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. Dattiri dattiri. Yanlış! Dattiri ditti diri. Apogee Duet nedir ve ne işe yarar diye birçok soru gelmişti. Apogee Duet, profesyonel seviyede ses kaydı yapmanıza yarayan mükemmel bir cihaz. Kendisi gördüğünüz gibi küçücük, üzerinde bir düğme var. Tık 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 yapabiliyorsunuz, sağa sola çevirebiliyorsunuz ve şurada iki tane dokunmatik düğmesi var. Başka da hiçbir şey yok. Apogee markasını Cembeyciğim ürünlerinden de hatırlayabilirsiniz. Kendisi direktman iPad'e ve iPhone'a ve iPod Touch'a bağlanıyor ve GarageBand olan ya da benzeri ses kaydı programlarıyla ses kaydetmeye yarıyordu. Bu Duet ise aynı zamanda Mac'e bağlanıyor, iPad'e, iPhone'a ve iPod Touch'a bağlanıyor ve yüksek kalitede ses kaydetmenize yarıyor. İki girişi ve iki çıkışı var. Apogee'nin en güzel yanlarından biri her şey dijital olduğu için, mesela sesi kaç seviyede kaydettiğinizi sayısını aklınızda tutarsanız yeniden kayıt yapmak için geri döndüğünüzde mesela 48 ise 48 yazıp aynı şekilde kaydetmeye devam edebiliyorsunuz. Normal bildiğiniz ortalıkta sıklıkla görmüş olduğunuz ses kartlarındaki düğmeyle o aynı seviyeyi bulma derdi bunun güzel teknoloji sayesinde ortadan kaldırılmış vaziyette. Takıyorsun, çevirince buradan da sesi açılıp kapanıyor. Aynı zamanda da iPhone'u şarj ediyor. Şöyle kutuya genel olarak bakalım. iPad, iPhone ve Mac için diyor. Arkasında da nasıl bağlanıldığı hakkında çeşitli bilgiler vermiş. Dokunmatik ayarlanabilir tuşları var ve ana kontrol buradan yapılıyor. Kulaklık çıkışı, MIDI girişi, USB MIDI girişi, analog giriş çıkış, elektrik ve USB girişi burada bizlere tanıtılmış. Bu şekilde bağlayabiliyorsunuz gitarınıza, mikrofonunuza, hoparlörünüze ya da MIDI'ye. Bu yanında bizi bir fotoğraf karşılıyor. Kutunun içinde neler var onu yazmışlar ve hangi cihazlarla uyumlu olduğuna dair bir ibare var. Apogee'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kibarca açtığımız zaman işte Apogee Duet son derece şık görünüyor. Buradan tık tıklayabiliyorsunuz. Burada dokunmatik ekranlar. Kutunun içinden başka neler çıkıyor ona bakalım. Gizli kompartmanına geliyoruz. Bir kitapçık. Ve daha sonra kablolar dünyasına geliyoruz. Kabloların karışmasına sinir olan birisi için çok güzel bir aparat. Çeşitli priz adaptörleri gelmiş. Bu da çok güzel. Cihazımızın giriş çıkışlarına bağlanacak olan kablolar buraya bağlanıyor. Sizin girişleriniz, çıkışlarınız buradan hallediliyor. Oldukça kallavi ve kocaman, affedersiniz, boğa, Kadıköy'deki boğayı hatırlattı bunlar bana biraz. Duet'i Mac'inize kuracaksanız hemen Apogee'nin web sitesine girip Duet'in yazılımını indirebilirsiniz. Bununla beraber Maestro, firmware güncelleme ve isterseniz bütün bu yazılımları kaldırma programı geliyor. Yazılım kurulup pil listeleriniz baştan açıldıktan sonra Maestro programını açarsanız gördüğünüz gibi girişler ve burada Soft Limit, Apogee'nin gurur duyduğu ve çok başarılı bir özellik olan Soft Limit'i aç kapağı, çıkışlardaki ayarlar gibi bütün ince ayarları, artı 48'i açma kapama gibi bütün ince ayarları bu program sayesinde yapabiliyorsunuz. Bu programın aynısı iPhone ve iPad içinde olduğu için hangi cihazı kullanıyorsanız o cihazın üstünden bu ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Duet'in üstündeki dokunmatik ayarlarını değiştirmek istiyorsanız onu da bu program sayesinde yapıyorsunuz. Mac'te sadece USB kablo bağlantısıyla Apogee açılıyor ve çalışmaya başlıyor. Ortadaki tuşa her tıkladığınızda birinci giriş, ikinci giriş, hoparlörler ve kulaklık çıkış seviyelerini ayarlayabiliyorsunuz. Apogee Duet'i iPad, iPhone ya da iPod Touch'ınızla kullanmak da çok kolay.
App Store'dan da Maestro'yu indirdikten sonra kim tutar sizi? Aynı zamanda da Apogee iPad'inizi ya da iPhone'unuzu şarj ediyor. Bu da harika bir özellik. Ayrıca Apogee'nin kendi MIDI girişi olması, normal MIDI girişini hatırladığınız normal sistemde cihazımıza MIDI bağladığımız zaman aynı zamanda mikrofon bağlayamama ya da aynı zamanda şarj edememe olayından da bizi kurtarıyor. Kontrollere de alıştıktan sonra her şey o kadar rahat gelmeye başlıyor ki bundan vazgeçemeyecek bir hale gelebilirsiniz. Diyelim ki gitar kaydetmek istiyorsunuz. Şimdi bu gitarı direkt Apogee'nin girişine takacağım. Araya başka hiçbir şey koymuyorum ve bakalım ne sonuç alacağız. Normalde duyduğunuz gibi hiçbir dip gürültüsü yok. Noise gate'i tamamen kapatıyorum. Başka bir amp'e geçelim. Eski bildiğimiz Hi-Rex sistemini getireyim. Bir kayıt yapalım. Birini bir kanala, diğerini diğer kanala kaydedeceğim ve bakalım sonuç ne olacak. Kaliteli bir cihaz geçmişken neler yapabileceğini görmek için hemen oturup bir parça kaydetmeye karar verdim. Retinalı iPad Mini'yi bu gördüğünüz Apogee Duet ile kaydettim ama içinde birçok enstrüman ve birçok ses olduğu için karmanç olmam belki normal diğer ses kartlarından ayırt edemeyiz diye düşünerek şöyle bir oturdum ve düşündüm acaba ne yapabilirim diye ve çok büyük bir gitar ustasının Yavuz Çetin'in bir parçasını yorumlamaya karar verdim. Yavuz Çetin'i şahsen Bodrum'da zamanında Beyaz Ev'de gidip izleyen bir velet idim. Kendisine duyduğum saygı ve sevgiyi herhalde kelimelerle izah etmem mümkün değil. Bu parçanın olayı sadece tek bir gitar ve tek bir vokal var. Böylece her şeyi su gibi gayet net, açık, tertemiz duyabiliyorsunuz. Pena'nın gitara çarpışını, elimin gitara çarpışını netlikle duyabiliyorsunuz. İşte karşınızda Oyuncak Dünya. Thank you.
inanmazlar. Onlar hep oyun bozan oldular. Durmadan üzdüler diğer çocukları. Hep bozuldu oyunun kuralları. Kimileri saklambaç oynar, kimileri kovalamaca oynar, kimileri doktorculuk oynar. Ben de müzisyeni oynarım. Sevgili arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Lütfen bu bölümle ilgili neler düşünüyorsunuz aşağıda yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Apogee Duet hakkında ne düşünüyorsunuz? Buna benzer iPad'le ya iPhone'la ya da iPod Touch'la ses kayıt yapmaya yarayan ürünler kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız durum nedir? Memnun musunuz? Bunlarla ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Ayrıca şuralardan bir yerlerden bak, şurada bir yerde, şurada bir yerde, bir yerde, şurada bak. Belki bilmiyorum bak. Şöyle bir bak şimdi ekrana. Şurada olması. Bence şurada olması lazım. Kanalımıza üye olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşeceğe kadar kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bu arada bu kamerayı işte böyle yaparken affedersiniz bozduk. Bu kamerada yakın zamanda servise git. Apache olma. Apache ol. Düğünde böyle çalabilirsiniz. Alo, Remzi abi, bu Apache bir alan varmış. Bunlar bize bir Apache iki tane asar oradan. Tabii ben de Ajdar'ın parçasını kaydedeceğim. Tabii ya, su gibi şıkır şıkır kaydediyor. Apache sen oraya sor, bizim Doğu Bank'ta sor, Hüseyin'e sor. Apache bize iki tane sarsın bak. Sarsın, getirsin.